döneceğiz. Ben bunun iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi genel olarak iktidarın tutumu. İktidar kadınlardan korkuyor, doktorlardan korkuyor, mühendislerden korkuyor. Kendisini alkışlamayan herkesten korkuyor. Hı hı. Ve toplumsal muhalefetin yükseldiğini görüyor. Bunu bastırmaya çalışıyor. Ve ikinci önemli nokta, bunun içerisinde ikinci önemli bir nokta daha var. Polisin yaptığı sadece amirlerinin verdiği onlara emirle bilmem neyle açıklanamaz. Burada açıkça yasanın ihlali, anayasanın ihlali bir tek şeyle açıklanabilir. Yapıyorum çünkü yapabilirim. Çünkü beni engelleyecek bir hukuk yok. Çünkü hukukun beni bağladığını düşünmüyorum. Anayasanın beni bağladığını düşünmüyorum. Çünkü yapabiliyorum, o yüzden de yapıyorum. Bu açık açık bu. Bu bunun ne demek olduğunu herkesin bir durup düşünmesi lazım. İleride uzantıları olacak bir şeyden bahsediyoruz çünkü. Geçmişte de uzantıları oldu, ileride de uzantıları olacak. İkinci önemli mesele ise doktorlara dönük bu tavır ötekileştirmenin, yani boyun eğmeyenleri ötekileştirmenin nerelere geldiğini gösteriyor. Eğer tabipler odası iktidar şakşakçıları arasına katılmış olsa idi, aynı şey Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin durumu için de geçerli. Onlar da iktidarı alkışlayanlar arasına katılmayan herkes bu ötekileştirmeyi yaşıyor ve bundan sonra da yaşayacak şirin. Ben seçime kadar olan süreçte bunun çok daha artmaya, her kademede artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bunu biliyorsun, yayınlarımızda biz de daha önce de defalarca konuştuk. Bu adım adım devam edecek. Seneye Taksim Meydanı'na hiç gidemeyecekler. Geçen sene Anıt'a çelenk koymuşlardı. Bu sene meydana kadar gittiler. Seçim olacaksa bir dahaki sefere hiç meydana bile girilmeyecek. Bir Erdoğan'ın konuşmasını kısaca dinleyelim. Öncesi ve sonrasını tekrar hafızalarımıza kazınsın. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Sordum. En az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Vesaire. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşmayı severim. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Ülkemizdeki hemen her bireyin hafızasında bilgisi ve davranışıyla üzerine unutulmaz etkiler bırakmış, daima şükranla yad ettiğimiz bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Şimdi Erdoğan'ın kafası karışık. Birincisi diyor ki devlette çalışan doktorlar çok iyi para kazanıyorlar, yetmiyor, şımarıklar demeye getiriyor, tatmin etmiyor bu paralar. Dolayısıyla giderlerse özel hastanelere gitsinler. Biz de üniversitelerden yeni mezun olanlarla yolumuza devam ederiz. Şimdi Türkiye'ye her neredeyse mahalleye bir özel hastane açtırtma projesi bizzat Erdoğan'ın projesiydi. Özel hastane sahiplerinin büyük çoğunluğu Erdoğan'ın yakın çevresindeki isimler. Bunlardan bir tanesi de Sağlık Bakanı, kendi hastaneleri var. Dolayısıyla Erdoğan neyi anlatıyor? Özel hastaneleri zaten kurdurtturan, şehir hastanelerini burada defalarca konuştuk, yaptık. Büyük ihalelerle yine bildiğimiz o beşli gruplara ihalesini verip devasa binalarla, devletten kalma garantili dolarla şehir hastanelerini kuran da Erdoğan. O özel hastanelerin Doğdürüst altyapısını kurmadan insanları oraya yönlendiren de kendisi. Üniversitelere yatırım yapmayan,
altyapı yatırımı yapmayan, üniversite hastanelerine bilim için para harcamayan, oradaki doktorların ya en basitinden pandemi sırasında fazla mesaileri verilmedi bu doktorların. Özlük hakları verilmedi bu doktorların. Doğru dürüst teşekkür edilmedi bu doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına. Acaba danışmanlarda bir problem varken isim sistemi unuttu, başka bir ülkenin cumhurbaşkanı mı diye düşündü kendini acaba? Çok kısa olarak bence bu söylediklerini de yorumlayalım. Birincisi ben bugün hastane, sana söylediğim girişte doktorlarlaydım. Sağlık kontrollerim nedeniyle. Orada da şöyle bir hani doktorlar ne düşünüyorlar acaba diye baktım. Şimdi birincisi özür bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı bence bu şekilde özür dilemiş oldu varsayıyorum ben. Bu bir özür konuşması. Çünkü diyeceksiniz ki doktorların maaşları çok iyi diyeceksiniz. Sonra bugün o konuşmanın devamı var. Maaşlarını şöyle iyileştireceğiz diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şartları ne olursa olsun. Sonra diyeceksiniz ki şart. Demek ki Cumhurbaşkanı da. İkincisi çok ilginç bir şey. Hiç politikayla ilgilenmeyen doktorlar var bu arada. Hani hiç politika olarak bakmayın mesela. Ben konusu zaten politikayla ilgilenecek vakti olmayan insan var. Sordum. 3 yılda 3000 ameliyat yapmış. Bir yılda 1000 ameliyat ediyor. Günde 3 ameliyat ediyor ortalaması. Politikayla belki ilgilenecek vakti yok. Ya dedi. Benim yani ne orayla ne burayla ne muhalefetle ne iktidarla bir sorunum var. Ama Cumhurbaşkanı bu sözleri kim söyletiyor? Ben olsam Cumhurbaşkanı'nın yerinde bunu düşünürdüm dedi. Yani bakın hiç politikayla ilgilenmeyen bir doktor Cumhurbaşkanı'na karşı ne husumet ne sempati, ikisini de beslemeyen, politikayla ilgilen kim söyletiyor? Neden beni kendisine düşman ediyor? Dediğim gibi yılda 1000 ameliyat eden bir doktor. Ben olsam Cumhurbaşkanı'na bu sözleri kimi söylettiğini düşünürdüm. Demek ki aklı selim oturup kendi adına birileri düşündüğünde böyle olmaması gerektiğini gösteriyor ki Sağlık Bakanı da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasından önce Cumhurbaşkanı bir önceki konuşmasını tevil eden başka bir açıklama yaptı. Haliyle burada bir dönüş var, bir hata var, başka bir şey daha var bakın. Cumhurbaşkanı ameliyat olurken nerede oluyor? İsmini vermiyorum. O meşhur hastanelerde oluyor. Kendi şeyde mi oluyor? Biraz önce söylediği gibi stajyer doktorlara mı? Hani giderlerse gitsen yeni mezun olmuş stajyer doktorlar mı ameliyat ediyor sanıyorsunuz? İsimleri var önümde. Onlar mı yapıyor Cumhurbaşkanı ameliyatlarını? Hala külliyede düzenli sağlık hizmeti verenler, öyle bilmem ne üniversitesinden yeni mezun olmuş arkadaşlar Cumhurbaşkanı üzerinde tıbbi deneyler mi yapıyorlar? Hayır, bayağı tecrübeli isimler. Bayağı tam donanımlı hastanelerde yapıyor. İkincisi yahu bu ülkede bakın 11 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'li bakanlık yaptı demiyorum. 11 yıl boyunca Menzil Cemaatinin müridi Sağlık Bakanlığı yaptı. Menzil Cemaatinin müridi Sağlık Bakanlığı yaptı. Kim? Recep Akta. Bunu ben söylemiyorum. Saygı Öztürk Menzil kitabı yazdı. Gitti Menzil dergahına. Menzil Şeyhi'nin hem oğluyla konuştu, Eskişehir'deki oğluyla, hem yeğeniyle hem amcasıyla konuştu. Recep Akdağ bizim müridimizdir dediler. Oğlu dedi ki, Menzil Şeyhi'nin oğlu, ben devlette cemaatle ters düşmüş ameliyat olmam çünkü Sağlık Bakanlığı tümden onun elinde. O dergahın, o tarikatın hastaneleri devlet hastanesi mi özel hastane mi? Biliyorsunuz o meşhur görüntüleri. Şimdi sen tarikatlara hastane kurduracaksın. Sen cemaatlere hastane kurduracaksın. Sen o her bir yanında gezdirdiğin iş adamına hastane kurduracaksın. Sonra diyeceksin ki devlet hastanesinde 9 bin liraya çalışmıyorlarmış. Nereye tabiri caizse defolun gitsinler diyeceksin. Giderlerse gitsinler o demek. Şimdi bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Derler o zaman da yani. Bu arada tam senin bıraktığın noktada şuna demeye getiriyor. Şimdi mesela böyle çıplak konuşmayla baktığında Emin ne diyor? İşte bir baktım en azı 8-9 bin lira, en fazlası da 25 bin lira almış. Şimdi insanlara şunu bir de hedef gösterir gibi. Yani normalde işte halk ne diyecek? Oo baksana doktorlara. Demek neyi beğenmiyorlar? 8-9 bin lirayı beğenmiyorlar. Benim işte yani açıkçası hedef gösteriyor. Bakın beğenmedikleri para neymiş diyor. Ya 25 bin lira alıyor dediği insan 35 yıllık atıyorum beyin cerrahı profesör. Bir ömrünü bilime vermiş. Futbolcu değil. Bir günde gerçi futbolcular da uğraşıyorlar bir şey olabilmek için ama
diyelim ki işte ne bileyim ben cebini doldurduğunuz hiçbir şey yapmayan müteahhitler değil. Futbolculara haksızlık etmiş olmayayım. Aralarında çok kabiliyetleri de var ama sonuçta bir bilim insanlarından bahsediyoruz. Bütün ömürlerini buna adamış. Ne bileyim hiçbir vasfı olmadan siyasete girip bir dönem milletvekili yapanların maaşları ne? Sayın Cumhurbaşkanı'nın 100 odalık sarayında oturup da ona danışmanlık yapanların aldığı paralar ne acaba? Bir sormak gerekiyor. Yani 25 bin lira dediğim profesörlere verilen maaşa. En ileri noktada araştırma yapan, kendini